konuşmamız bitti sanıyordum. Başsavcıyla görüşeceğim. Müsaade, dünkü vakayla ilgili görüşeceğim. Ben de çay içmeyeceğim herhalde. Günaydın başsavcım. En sevdiğim iki savcı. Gelin bakalım. Kuşların suyuna bak. Uf. Hemen pencereyi aç, hemen havalandır. Yemlerini verdim, sularını da değiştirdim efendim. Evet. Bu iki güzel insan sabah sabah yüzümü güldürmeye mi geldi yoksa moralimi bozmaya mı? Hı? Oteldeki ölümlü vakayı biliyorsunuz zaten Sayın Başsavcım. Sizinle detayları paylaşmıştım. Evet. Gelişme var mı? İtildi mi, atladı mı yoksa kaza eseri mi düştü soruşturması devam ediyor. Dün de Ceylin Savcım nöbetçiydi. Kendisi ihbar üzerine bir konser alanına, olay yerine gitti. Ölümlü bir vakaya. Kendi dosyanızda kalsanız Ilgaz Savcım. Konser alanında bulunan erkek cesedi muhtemel otel çalışanı. Kızın düştüğü otelle aynı. Sadece bu kadar da değil. Erkek cesedi bir case'in kutunun içerisinde bulunuyor. Bu kutunun da konser alanına otelden getirildiği tespit ediliyor. Allah Allah. Yani tesadüf olmadığı bariz. Belli ki iki ölüm birbiriyle bağlantılı. Öyle görünüyor. Özetle Sayın Başsavcım, iki dosyaya da ben bakmak isterim. Başsavcım, cesetin kutuya nasıl ve nerede konduğunu bilmiyoruz. Yolda olabilir, konser alanında olabilir. Otelde konmuş olması tamamen varsayım. Çünkü cinayet mahallini hala bulamadık. Hı. Diyelim ki Ilgaz Savcı doğru söylüyor. Belki sadece mekanlar bir ama cinayetler birbirinden alakasız. Maktul orada çalışmıyor olabilir. Yani katil maktule otelin iş kıyafetini giydirmiş olabilir. Bize kimlik tespitiyle ilgili herhangi net bir bilgi gelmedi. Özetle ben dosyamı devretmek istemiyorum. Ortada bariz bir ilinti var. Sana göre. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi ikiniz de haklısınız. Şöyle yapacağız. Soruşturmaları birleştirip beraber çalışacaksınız. Yapmayın Sayın Başsavcım. Hem herkes kendi dosyasıyla ilgilensin değil mi Ilgaz Savcı? Hem biz zaten aktarılması gereken bir durum olursa biz birbirimize aktarırız zaten. Eğer Ceylin Savcı dosyayı bana devretmeyecekse ben de dosyaların ayrı kalmasını tercih ederim Sayın Başsavcım. Pardon, çok özür dilerim. Önemli değil Efe Savcı, gel. İkiniz de İki dosyayı birleştirip beraber çalışacaksınız. Umarım başarırsınız. Kutsal görevimize duygular, geçmiş asla müdahale edemez. Size güveniyorum. Efe Savcı, ver iddianame. Günaydın. Günaydın. Günaydın savcım. Size de Ceylin Savcım. Alem. Alıştım ben. Sorun değil. %50 ama artı %20 daha indirim diyor. Ela. Buyurun Ceylin Savcım. Ilgaz Savcım. Otelden düşen kızın dosyasını rica edeceğim. Ben de Ceylin Savcı'nın dün aldığı dosyanın detaylarını inceleyeceğim. Ben duruşmaya giriyorum. Ilgaz Savcım. İddianameye tamam bu sefer olmuş dedi başsavcım. Gözün aydın. Çok sağ olun. Yani siz yardım etmeseniz, desteğiniz, tecrübeniz olmasa yine itiraz ederdi. Olur mu öyle şey, sen başardın. Ben minik bir destek attım, o kadar. Kolay gelsin savcım. Sağ ol. Buyurun savcım. Sağ ol İlha.